İyi akşamlar, Güne Bakış'tan merhaba. Irak Başbakanı Haydar İbadi, bağımsızlık referandumunu sonlandırdık. Şimdi diyaloğu başlatmaya ihtiyacımız var diyerek Erbil'e seslendi. Irak ordusu ile Haçlı Şabi'nin Irak-Kürdistan bölgesel yönetiminin kontrol ettiği birçok bölgeyi ele geçirmesinin yankıları sürüyor. Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi başkan yardımcısı Kosret Rosul, yaşananları ikinci enfal olarak niteledi ve buna sebep olan KYB'lilerin tarihe utanç olarak geçtiklerini açıkladı. Irak Başbakanı Haydar İbadi düzenlediği basın toplantısında bağımsızlık referandumu mazide kaldı. Bunu iptal edeceklerini umuyoruz. Ama sahada biz bunu sonlandırdık. Ulusal ortaklık ve karşılıklı haklar temelinde diyaloğu başlatmaya ihtiyacımız var dedi. Irak Cumhurbaşkanı Fuat Mansun da Bağdat ve Erbil'e diyalog çağrısında bulundu ve merkezi hükümetin çözüm için çaba sarf ettiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD'le mücadelede özel temsilcisi Brett McCook, Irak güçleri ve peşmerge arasında çatışma yaşanmaması için çalışıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise muhtarlar toplantısında Irak'taki son gelişmeleri değerlendirdi. Hangi akla Kerkük benimdir diyorsun? Kerkük'te senin tarihin var mı ya? Ne işin var senin Kerkük'te? Kuzey Irak yerel yönetiminin olduğu bölgede otur icraatını yap. Ne işin var Kerkük'te? Biliyorsun ki orada kimlerin hakkı var. Ve bu insanları orada maalesef zulümle terbiye etmeye kalktılar. Irak'ta bu sebeple dökülen her kanın sorumlusu bölgesel yönetimdir. Henüz bir terör örgütünün tasallutundan tam olarak kurtulamamışken PKK gibi sicili kabarık ve eli kanlı bir başka örgüte alan açanlara elbette göz yummayacağız, müsamaha da göstermeyeceğiz. Arkadaşımız Sinan Akgüney'in sorularını yanıtlayan gazeteci Eliyah Megnir, peşmerge güçlerinin 2003'teki sınırlara geri döndüğünü söyledi. Peşmerge kuvvetleri 2003'te belirlenen sınırlara çekilmiş durumda. Dolayısıyla peşmerge 2014'te IŞİD sonrasında girilen toprakların tamamından çekildi. Pavel Talabani kendisine bağlı peşmerge kuvvetlerini geri çekerek Barzani'nin peşinden Irak kuvvetleriyle karşı karşıya geleceği bir maceraya atılmama konusunda hükümet ile operasyonun başında anlaştı. Sonrasında Barzani belirlenmiş olan 2003 sınırlarına çekilmeyi kabul etmek durumunda kaldı ve hükümet ile geri çekilme konusunda ikinci bir anlaşma yaptı. Durum böyle olunca neredeyse hiç çatışma yaşanmadı. Bu gelişmelerin önemli yanlarından bir tanesi peşmergenin geri çekilmesi sonrasında Sincar ve Suriye sınır bölgelerinin kontrolü de Irak hükümetine katılmış oldu. Hatırlarsanız referandum kararının açıklandığı ilk günden itibaren Suriye Kürtleri Bağdat yolu kaparsa Irak Kürtlerine yolu biz açarız diyorlardı. Artık yol kapandı ve bunu yapamayacaklar. Öte yandan bölgede yer alan PKK unsurları çatışmaya ve Barzani kuvvetleriyle beraber hükümete karşı mücadele etmeye hazırdılar. Ancak Barzani ve Talabani güçleri bölgeden çekilince tek başlarına çatışmadılar. Şengel'e gelecek olursak bölgede şu anda Yezidi vatandaşları geri dönmeye başladı. Hükümet Yezidilerin evlerine dönmeleri ve güvenliğini sağlamak için bölgeye federal polislerini gönderiyor. Şehre sadece Şengal'in yerleri alınacak ve dışarıdan kimsenin gelmesine izin verilmeyecek. Esasında kaybedenleri kimse sevmez. Barzani sadece referandum değil, aynı zamanda bütün Kürt halkı için süren savaşı kaybetti. IŞİD ile mücadelenin sonuna gelinmesini bekleyebilirdi ancak o hükümet kuvvetleri IŞİD ile mücadele halindeyken referandum kararını açıkladı ve Irak'ı bölme niyetini gösterdi. Bu affedilebilir bir şey olmayacak. Dolayısıyla Irak, Suriye ve Türkiye'nin bölünmesini isteyen ülkelerin bugün Irak hükümetinin arkasında durduğunu görüyoruz. Çünkü Irak kazandı ve kimse Barzani gibi kaybeden birinin yanında durmaz. Suriye bu durumdan olumlu yönde etkilenecek çünkü Suriye Kürtleri kendilerinden nüfus, ekonomi ve uluslararası destek anlamında çok daha güçlü durumda olan Irak Kürtlerinin başına gelenleri gördü. Er ya da geç Şam yönetimiyle ilişki kurmaları gerekecektir. Ve bu sürenin olabildiğince kısa olacağından eminim. Transatlantik programında Gönül Tol, Kürdistan referandumu sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı pozisyonu şöyle değerlendirdi.
Kerkük çok önemli. Kerkük Kürtlerin Kudüs'ü olarak adlandırılıyor. Ve bence Kerkük'te olanlar aslında tarihin tekerrürü. Yani tarihe baktığımızda Kürtlerin devlet olma hayalinin önündeki en büyük engel neydi? Kürtlerin kendi içinde birbirleriyle olan çatışmaları ve ikincisi de batılı güçlere, özellikle Amerika'ya çok fazla güvenmeleriydi. Şimdi bugün Kerkük'te ne oldu? Peşmerge'nin hiçbir direniş göstermeden neredeyse Kerkük'ü terk ettiğini gördük. Ve işte haberlerden takip ettiğimiz kadarıyla özellikle şeye bağlı, Tebani ailesine bağlı, Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne bağlı Peşmerge'nin İran'la bir anlaşmaya vardığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Komutanı Süleymani'nin bir şey toplantı yaptığı Talebani ailesinin bazı fertleriyle ve onları Kerkük'ten direniş göstermeden çekilmeye ikna ettiğini okuyoruz. Gerçi İngiliz Independent gazetesinde şöyle bir iddia da yer aldı. Aslında Barzani'nin güçleri de bir anlaşmaya vardı. Yani biz Kerkük'ü savunamayacağız, o yüzden çekilelim. Sadece Talebani'ye bağlı güçlerin değil, aynı zamanda Barzani'ye bağlı güçlerin de savunduğu bir sundu diye bir şey var, bir iddiası var. Bunu bilmiyoruz fakat genel olarak söylenen Talebani'ye bağlı güçlerin hiç mücadele etmeden Kerkük'ten çekildiği ve şimdi tabii taraflar birbirlerini suçluyorlar. Suriye'nin Rakka kentinin bugün itibariyle IŞİD'den temizlendiği duyuruldu. Geçtiğimiz Haziran ayında Suriye Demokratik Güçleri ve IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin sözcüsü Albay Ryan Dillon, Rakka'nın %90'ının IŞİD'den temizlendiğini söyledi. Dillon, SDG'nin geçen hafta 3000 sivili kurtardığını, son 96 saatte ise 300 sivilin güvenli yerlere geçmesini sağladığını sözlerine ekledi. Suriye Demokratik Güçleri yetkilisi Tuğgeneral Talal Silo ise Associated Press'e operasyonun mayınları temizleme aşamasında olduğunu ve kentin kontrolünün tamamen Suriye Demokratik Güçlerinde olduğunu açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifa etmesinin ardından istifa edeceği konuşulan belediye başkanları arasında ismi geçen Faruk Akdoğan, bugün bir basın toplantısıyla görevinden istifa etti. Niğde Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden AK Partili Faruk Akdoğan, belediye personelinin de katıldığı toplantıda 8,5 yıllık sürede yaptığı hizmetleri anlattı. Bugün itibariyle görevinden ayrıldığını belirten Akdoğan, istifasının ardından yaptığı yazılı açıklamada ise şunları kaydetti. 8,5 yıldır yürüttüğüm belediye başkanlığı görevimden başım dik, alnım açık olarak ayrılıyorum. Bilinmesini isterim ki bana iki defa AK Partili başkanlığı, iki defa da belediye başkan adaylığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin her zaman emrinde olacağım. Bu görev bana tevdi edilirken nasıl heyecanlandıysak, bugün de aynı heyecanla görevimden ayrılıyorum. Güne Bakış'ta bugünkü konuğumuz gazeteci Kemal Can. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bir istifa haberi daha geldi. Kadir Topbaş biliyorsunuz bu furyayı başlatan isim olmuştu. Şimdi burada metal yorgunluğuyla mı yorumlamak lazım Tayyip Erdoğan'ın da hem bu istifaları istemesini? Başka bir anlam ifade ediyor mu? Siz nasıl yorumlarsınız? Ya valla ben burada da daha önce biraz konuşmuştuk. Kadir Topbaş'ın istifasından sonra bir yayında konuşmuştuk. Birkaç tane de bu konuda yazı yazdım. Benim tabii bir sürü nedeni olabilir ve vardır da muhtemelen. Çünkü genellikle AKP'de işler ve özellikle Erdoğan'ın siyaset tarzında hiçbir şey tek nedenle ve tek şeyi hallederek bitirilmiyor. Mutlaka yanında yöresinde bir başka gerekçeyi, bir başka meseleyi halletme tarafı da oluyor. Öyle şeyler muhtemelen vardır ama ben işin birazcık referandumla bağlı, yeni siyaset mimarisiyle ilişkisi açısından baktığımda hadisenin seçmende, kamuoyunda ve asıl olarak da kendi teşkilatı içerisinde motivasyon, heyecan, yeni pozitif beklenti üretememekten kaynaklanan açığı
Böyle biraz da riskli aslında bence. Bir imaj operasyonuyla telafi etme ihtiyacının daha belirgin olduğunu düşünüyorum. Çünkü baktığımızda evet sorunlu görünen, sorun da şey referandum sırasında hayır oylarının yüksek çıktığı metropollerde bir şey yapılıyor ama bunun pozitif katkısının ne olacağına ilişkin çok somut bir gösterge yok. Yani hani Kadir Topbaş alındı, yerine gelen adam hakkında kamuoyunun fikri nedir? O geldiği için niye AKP'nin İstanbul'daki oyu 3 puan artsın? Bunun cevabı bence yok. Melih Gökçek belki biraz daha farklı bir örnek ya da NİDE'de. Bu ama bu tarafıyla yani genel kamuoyunda evet AKP problemlerini çözüyor, işte çürük elmaları ayırıyor filan gibi bir hava zaten çok yaratılmıyor. Çok da öyle bir imaj verilmiyor. Buna değişim, işte bir yenilenme filan gibi isimler takılıyor. Dolayısıyla yenilenmenin adam almaktan çok yerine konulan şeyle ilişkisi vardır. Yenilenme dediğimiz şey kimlerin tasfiye edildiği değil, kimlerin geldiğiyle anlaşılacak bir şeydir. İşin o tarafı yok. Dolayısıyla aslında bunun, daha önce de referandum sonrasında bunu yazmıştım. Referandumdan hemen sonra ilk iş Erdoğan AKP'ye girişecek demiştim. Öyle de oldu. Yani bu çünkü... ama riskli bir hamle ve onun komplikasyonları da yavaş yavaş görünüyor aslında. Bir sarsmak, bütün teşkilatı bir yeniden hareketlendirmek, yeni kurulacak siyaset mimarisindeki iktidar odağının kim olduğuna ilişkin şeyi tartışmasız hale getirmek, problemli alanları kendinden uzaklaştırmak, kendi başına var olabilen politik odakları temizlemek ve aslında bütün bunların sonucu olarak partiler sisteminde en kolay elinin altındaki ilk partiyi de imha ederek partiler sistemiyle ilgili tasavvurunu aslında göstermek. Yani bence bu temel motivasyonlardan biri. Bunun beklenen seçime dönük, beklenen sonucu yaratıp yaratmayacağıyla ilgili belirsizlik ise bence giderek büyüyor. Üstelik de süreç o kadar böyle büyük bir yenilenme yapıyoruz havasıyla da gitmiyor. Hafif işte gecikmeler, öyle mi oluyor, arkasındaki dedikodular, işte direnecek mi, direnmeyecek mi lafları filan. İşi biraz imaj açısından bozan şeyler. Ama muhtemelen devam edecek. Çünkü şimdiye kadar Erdoğan'ın siyaset tarzında hep şunu gördük. Bir tasarrufla ilgili düğmeye basıp talimatlarını vermeye başladığından sonra duran ve süreci keserek başa dönen bir eylemini ben hatırlamıyorum. Yani onu bir biçimde sürdürüyor ve bu yola girdiği için de bunun sonuçları şimdilik negatif görünse bile durmayacak ve devam edecek diye düşünüyorum. Bu yayılacaktır büyük bir ihtimalle. Yani o çünkü tersi sadece 3-5 belediye başkanıyla sınırlı kalması iddiayı doldurmaya yetmeyecektir. Yenilenme iddiasını karşılamaya yetmeyecektir. Çünkü burada şöyle bir şey yok. Bu insanların alınma gerekçesi için bu insanların yaptığı bir takım hatalar önümüze konmuyor. Şu nedenle alındı denmiyor. Büyük bir ihtimalle de eğer görevden alma biçiminde olmazsa Melih Gökçek'in tasfiyesi istifa şeklinde olursa orada da olmayacak. Kadir Topbaş hadisesi gibi olacak. Ben meselenin biraz 2019 seçimlerine dönük stratejinin bir parçası olmaya hala devam ettiği fikrindeyim. Şimdi Melih Gökçek'e biraz daha odaklanalım istiyorum aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'de görüştüler. Görüşmeden sonra Melih Gökçek bir tweet attı, müze konuştuk diye. Ama sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yurt dışı ziyaretinden dönerken aslında resmen Melih Gökçek'i kastederek artık 23-24 sene belediye başkanlığı olmaz dedi. Buna rağmen hala Melih Gökçek'in görevinde bulunduğunu görüyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman şöyle bir algı da yayılmıyor mu toplumda? Erdoğan istedi fakat buna rağmen Melih Gökçek direniyor gibi.
Evet, öyle bir algı. Özellikle birazcık muhalefet de öyle bir şey kaşıyor açıkçası. Ama neticede Melih Gökçek tasfiye edilecek kararı verilmişse bu şöyle ya da böyle neticelenecektir. Melih Gökçek dirense de direnmese de. Dirense de başka bir yöntem kullanılarak. Bence buradaki süreci etkileyen şey daha çok Erdoğan'ın kararından çok Melih Gökçek'in meseleyi idare etmeyle ilgili çabasından kaynaklanıyor. Hangi argümanları kullanarak bu uzatmayı aldı bilmiyoruz. Yani işte toparlaması gereken şeyler olduğu için mi, işte siyasi itibarını daha temiz biçimde sürdürebilecek bir formül arayışından mı, yoksa bazı iddialara göre direnme niyetinden mi olduğunu göreceğiz. Ama sonuçta biliyoruz ki Türkiye'deki siyasi dengeler ve Erdoğan'ın siyaset tarzı artık bu işin dönüşü olmadığını, şöyle ya da böyle Melih Gökçek işinin bir biçimde neticeleneceğini, çünkü bunu artık Erdoğan kendi ağzıyla da birkaç kere söyledi, uzatmaya gerek yok şeklinde. Bence böyle olacak ama ben hala Melih Gökçek faktöründen dolayı çok sorunsuz olmama ihtimalini açık bırakıyorum. Aynı Kadir Topbaş hadisesi gibi de finalize olabilir ama bir küçük pay Melih Gökçek için her zaman vermek lazım. Çünkü Melih Gökçek şahsi yatırımı belki Erdoğan'dan sonra en yüksek siyasi aktörlerden biri. Senin merak ettiğin bir soru var. Başka bir var soru yok. İstersen Bahçeli'yi izleyelim. Bir haberimiz daha var, sonra sizinle tekrar devam etmek istiyoruz. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında başlayan tartışma şiddetini arttırarak devam ediyor. Bahçeli'nin 17 Ekim Salı günü partisinin grup toplantısında Davutoğlu'nu açık ve sert bir şekilde eleştirmesiyle başlayan demeç savaşı, Davutoğlu'nun sosyal medya üzerinden verdiği cevap ile devam etti. Stratejik derinlikte az kalsın, Türkiye'yi boğmak üzereyken görevden el çektirilen bu zihniyet şimdi kalkmış, sanki fikrin nedir diye sorulmuş gibi mesajlar gereği duymuştur. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bahçeli'nin kendisini hedef alan sözlerine yine aynı gün benzer bir sertlikte yanıt verdi. Bir defa daha 10 maddelik bir listeyle açıklamada bulunan Davutoğlu, bayır bucak Türkmenleri üzerinden Bahçeli'yi hem milliyetçilik hem de FETÖ göndermesinde bulunarak Bahçeli'yi FETÖ ile aynı dili konuşmak ile suçladı. Bayır bucak Türkmenlerine giden yardımlar konusunda hain FETÖ terör örgütü ile aynı dili kullanarak AK Parti hükümetlerine ve yetkililerine saldıranların bugün hamasi bir dille devlet stratejisinden ve Türkmen halklarından bahsetmeleri de, Kırım'ın Türk kimliği konusunda susanların Kerkük'ün Türk kimliğinden dem vurmaları da yüzeysel ve ikiyüzlü hamasetten başka bir şey değildir. Taşkentli bir Yörük Türkmen'e Türklük dersi vermeye çalışmak, hayatları boyunca bir kez Kerkük'e uğramamış olanların haddine değildir. Davutoğlu'nun Bahçeli'ye yönelttiği sert FETÖ eleştirileri bundan ibaret değil. Açıklamasının 7. maddesinde Bahçeli'nin makam odasında bulunan 17-25 saatini hatırlattı. Davutoğlu ile Bahçeli arasında yaşanan demeç savaşında son açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Yalçın, yazılı olarak yaptığı açıklamada 7 Haziran genel seçimlerinden sonra gerçekleştirilen hükümet kurma görüşmelerinde isteksiz tarafın Davutoğlu olduğunu iddia etti. Ahmet Davutoğlu, partisini ve kendisini koalisyon hükümeti kurmaya istekli gibi göstererek özellikle MHP'nin bu süreçte her şeye hayır dediği izlenimini verme gayretini gütmüştür. CHP ile o dönemde 35 gün süren istikşafi görüşmeler sonunda MHP lideri Bahçeli'nin 14 Ağustos 2015 günü yaptığı AKP ile CHP'nin son defa bir araya gelerek koalisyon düğümünü çözmeleri tarihi bir zorunluluk, milli bir sorumluluktur şeklindeki çağrısına Davutoğlu şöyle cevap vermiştir. CHP ile AKP hükümet kursun diyor Sayın Bahçeli. Bırakın ona biz karar verelim. CHP ile bir koalisyon görüşmesi yapmanın şu anda ihtimali yoktur. Davutoğlu yine aynı gün bütün siyasi liderlere seslenerek söylüyorum. Seçim hiçbir şartta zehir değildir. Seçim ve milli irade devadır, deva diye konuşarak asıl amacının ülkeyi erken seçime götürmek olduğunu ortaya koymuştur.
Haberi izledik. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Bahçeli ve Semih Yalçın tarafından çok ağır sözler var Davutoğlu'na yönelik. Bahçeli niye bunu yapıyor diyelim? Yani ben bu iktidarın ortağıyım mı? Ben de insan çizerim demek mi? Ya da Tayyip Erdoğan'laşmak mı acaba? Şöyle bir şey. Daha önce de birkaç kez Bahçeli böyle bir kolay hedeflere dönük, zayıf ve kolay hedeflere dönük. Daha önce Barzani'nin ziyaret sırasında Barzani'yi hedef alarak ve son referandum sürecinde de öyle. Sonra kimi gazetecilere yaptı? Doğu Perinçe'yi, işte bazı gazetecileri filan kolay hedefleri alarak hükümet üzerindeki etkisini ya da hükümetin kendisiyle kurduğu ilişkiyi teyiden arkasında durmasını sağlayacak dönem dönem çıkışlar ve o çıkışlara karşılık alabileceği hamleler yapıyor. Açıkçası Davutoğlu da bu anlamda kolay bir hedef. İki nedenle kolay bir hedef. Bir, bilindiği gibi zaten bir tasfiye süreciyle görevden alınmış bir isim. Etrafındakiler çıkardıkları yayın organları ve yazarlar da önemli ölçüde hükümet çevrelerinden tasfiye edilmiş durumda. Son olarak Konya Spor Başkanı ve Konya İl Başkanı'nın da bu tasfiye dalgasına, ki Konya Davutoğlu'nun bölgesi. Bir de üstüne Irak ve Suriye politikasında Davutoğlu'ndan hayli farklı bir çizgiye doğru bir manevra yapıyor olması AKP'nin Davutoğlu'nu kolay hedef, Bahçeli açısından kolay hedef haline getiriyor ve dozu biraz yüksek bir çıkışla hükümet üzerindeki etkisini ve hükümet bir yani ya da iktidar bir tercih yapacaksa kendisinin ne kadar önemsendiğini göstermek için bir güç yoklaması yapıyor. Tersini düşünürsek Davutoğlu niye cevaplayarak ki sonradan da daha sert bir karşılık almasına neden olacak bir cevap verme yolunu seçti. O da belki artık nihai olarak şu aşamadan sonra politik olarak kendisine ne biçildiğini görebileceği bir vaka olarak duruma müdahale edip edilmeyeceğini görmek istedi. Yani en azından kendisine arka çıkılmasa bile, ki bunu çok beklemiyorum. Yani birden AKP'nin ve Erdoğan'ın Davutoğlu'nu Bahçeli'ye karşı savunacağı bir resim görmeyeceğiz. Ama bir fren yaptırma, bir şeyi, konuyu yatıştırma, aramızda bu işi büyütmeyelim müdahalesi olup olmayacağını test ederek kendi siyasi geleceğiyle ilgili bence bir durum anlamak ve belki de karar verme durumundaydı. İstifa onun gibi. Onun içinde çeşitli seçenekler olabilir. Böyle bir açmazın içindeydi ve dolayısıyla bunu denedi ve bugün verilen, sonra verilen yani Semih Yalçın imzalı cevapla biraz işin dozu da değişmiş oldu açıkçası, çünkü çok da sertleşmiş oldu konu. Ve buradaki ama tartışmaların temel meselesi, bir kısmı dış politika odaklı meseleler olmakla birlikte yine döndü dolaştı. İşte kim kripto FETÖ'cü, FETÖ ile kim işbirliği yaptı? 17-25 Aralık'ta sen onlarla yan yadaydın. 15 Temmuz'da sen neredeydin? Kripto musun, değil misin? Pensilvanya filan mevzularına geldi. Ama burada nispeten AKP politikalarındaki Davutoğlu etkisine dönük de bir şey var. Yani Bahçeli sadece böyle kişisel şeyler dışında doğrudan dış politikaya dair bazı ilk çıkışında bazı iddialar, ki Davutoğlu'nun cevaplarında belli, da belli sıfatlar takıyor o politika. Evet. Dolayısıyla biraz bu Orta Doğu politikası ile ilgili dönüşüm meselesinin gürültüsünü de Bahçeli'nin çıkardığı bir gündem değiştirme hali de var. Çünkü şu anda, hele ki son Kerkük meselesi itibariyle, yani Kürdistan referandumu ve peşinden gelen Kerkük operasyonu Türkiye'nin temel
çok uzun süredir Davutoğlu dönemi boyunca yürüttüğü Irak, Kuzey Irak ve Kürdistan bölgesel yönetimi politikasında tamamen bir değişim demek. Bambaşka bir alana gidiyor. Yani daha İran ve Irak merkezi hükümeti odaklı bir şeye en azından dahil olmasa bile izin vererek, destek vererek ve çok uzun süre müttefiki ve ticari partneri olan Barzani'yi de dışarıda bırakarak tamamen bir politika değişikliğine gidiyor. Bunun faturası ve açıklaması böyle bir şeyle daha kolay. Yani tabii bu sadece bu nedenle olmuş değildir. Yani Bahçeli'ye böyle bir şey yaptırıldı, Bahçeli bu çıkışı kendi kendine yapmadı demek istemiyorum. Ama Bahçeli bu zeminin de bu çıkış için uygun olduğunu düşünmüş olabilir. Bunu söyledim. Şimdi Ahmet Davutoğlu herhangi biri değil. Sonuç olarak AK Parti hükümetlerinde danışmanlık yapmışlığı var. Dışişleri Bakanı, eski başbakan da önemli bir insandan söz ediyoruz. Ve Devlet Bahçeli'nin ona karşı bu sözleri sarf etmesine göz yumulması mı desek? Yani nasıl diyelim onu bilmiyorum ama müsaade edilmesi mi diyelim ya da arka çıkılmaması diyelim en hafif tabirle. Şimdi AK Parti'deki insanlarda bir telaş oluşturmuyor mu? Yani bu Ahmet Davutoğlu'na eğer bunlar yapılabiliyorsa AK Parti'den herhangi birine neler yapılabilir diye. Şimdi evet, teorik olarak böyle olması icap eder ama biliyoruz ki partinin kurucularından başlayarak bunun içine Abdullah Gül'ü de katabiliriz. Bu sertlikte sözlerle olmasa bile ciddi biçimde siyasi itibarını tehdit edecek hem söylemlere hem de eylemlere maruz bırakıldılar. Zaten Davutoğlu'nun kendi görevden alınış süreci de aslında hani çok siyaseten kabul edilebilir bir şey değildi açıkçası. Yine işte eski İçişleri Bakanı Efkan Alın. Yani AKP'de kendisi bir siyasi ağırlığı olan önemli isimlerin ki Bülent Arınç, ki biraz önce konuştuğumuz Melih Gökçek'le yaşadıklarını da dikkate alırsak. Yani hepsinin abisi konumundaki, neredeyse Milli Görüş Hareketi'nin Milli Nizam sürecinden beri var olan resmi hatiplerinden biri olan Bülent Arınç, uğradığı muamele filan bütün bunları düşününce olmaz mı? Olur. Her şey olur. Burada. Ama tabii buradaki aktörler farklı reaksiyonlar verebilir. Davutoğlu burada belki iş bu noktaya vardığında buradaki kendi pozisyonuyla ilgili daha farklı bir karar üretebilir. Diğer aktörler gibi davranmayıp bir reaksiyon gösterme ihtiyacı duyabilir. O zaman bir sonucu da olur mu bunun politik bir sonucu? Yine çok politik bir sonucu olmaz. Çünkü artık bu belediye başkanlığı operasyonunda da gördüğünüz gibi bunu kabullenmeyen herhangi birinin bu iktidar çevresinde tutunmaya devam etmesi artık mümkün değil. Aslında. Yani zaten aslında bütün konuştuklarımızın altını çizecek. Hepsi aynı yere dönüyor. Hepsi aynı yere geliyor. Zaten bütün hikaye bu. Bunu kabul etmek. Bunu önce kendi hareketi, sonra genel seçmen, sonra da bütün ülkenin kabul etmesi. İçeride ve dışarıda da buna dayalı olarak güç konsolidasyonunu ve kendisinin tek ve zor değiştirilebilir bir iktidar odağı olarak tescil edilmesi. Bütün şey kurgu bunun üzerine kurulu. Ben bir şey merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum daha doğrusu. Davutoğlu bugüne kadar en az reaksiyon gösterenlerden biriydi aslında. Açılışlara, kongrelere, işte düğünlere, davetlere gitmeye devam ediyor. Mesela Gül biraz daha farklı bir yerde duruyor gibi. Ya buna rağmen farklı bir şey yapabilir mi? Yani az önce dediniz ya, reaksiyon gösterebilir farklı şekilde. Yani, bu isimler arasında en az reaksiyon gösterenlerden ama, biri olduğu için söylüyorum. Ama kişilik özellikleri itibariyle de belki politik hırslarını ve kişisel ne diyeyim yüksek egosunu ezmek konusunda daha zorlanacak bir isim. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sağ olun.
Evet, gazeteci Kemalcan ile önce AK Parti'deki belediye başkanları meselesini, sonra da Davutoğlu-Bahçeli gerilimini konuştuk. Ruşen Çakır da aynı konuyu Davutoğlu'nun MHP ile yaşadığı gerilimi ve kendi partisi içindeki konumunu değerlendirdi. İktidarla muhalefetin kavgası yaşanıyor. Tamam. Ama işin ilginç tarafı şu ki iktidar adına konuşan MHP'liler sanki muhalif konumda olan Ahmet Davutoğlu. Daha ilk Bahçeli'nin şu anda görüntülerini gördüğünüz grup toplantısında yaptığı konuşmada ettiği sözlere bakalım. Burada çok net bir şekilde göreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Barzani'ye referandumunu iptal ediyor. Irak'ın siyasi birliğine, toprak bütünlüğüne tartışmasız önem veriyor. Ne var ki eski başbakan çıkıp müzakere tavsiyesinde bulunarak referandumun dondurulmasını öneriyor. Sayın Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Dışişleri Bakanlığı, TSK güçlü bir iradeyle ağız birliği içindeyken bir eski başbakanın durumdan vazife çıkararak devletin politikalarına aykırı beyanat vermesi, Türkmenlerin haklarına kara çalması gafillik ve garabettir ve de hükümetin politikalarını sabote etmektir. Bahçeli, Davutoğlu'na diyor ki sen nasıl hükümetin politikalarını sabote edersin? Ama Bahçeli hükümetin ortağı değil. Öte yandan Davutoğlu yakın bir zamana kadar daha hükümetin başındaki kişiydi ve halen fiilen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Konya milletvekili. İşte bunun için bu yayının başlığını trajedi olarak seçtim. Davutoğlu'nun ciddi bir trajedisi yaşanıyor. Kendisini zor durumda olduğunu gören, düştüğünü gören MHP yönetimi eskiden beri biriktirdikleri şeyleri de katarak ve siyasi iktidarın ona sahip çıkmayacağını da herhalde hesaba katarak ve siyasi iktidarın ve ona destek veren medyanın destek çıkmayacağına, Davutoğlu'nun yanında durmayacağını da hesaba katarak Davutoğlu'nu çok sert, peş peşe, uzun uzun, çok detaylı, farklı farklı suçlamalar yöneltiyorlar. Ama Davutoğlu biliyoruz bu iktidarın başından beri içinde olan birisi. Çok iyi Türk-Amerikan ilişkilerindeki sorunları ele almak için Türkiye'ye gelen Amerika Birleşik Devletleri heyeti vize krizinin çözümü için 4 şart sundu. Bloomberg HT'de yer alan habere göre şartların hepsi Metin Topuz ve Mete C hakkında yürütülen soruşturmalarla ilgili. Temasların ABD'nin isteğiyle olup olmadığı sorulmalı. Metin Topuz ve Mete C ile ilgili kanıtlar iletilmeli. Çalışan ABD'nin talebiyle temas yürütüyse tutuklanmasın. Çalışanlarına dair soruşturmada ABD'ye bilgi verilmeli. Diplomatik kaynaklar Türkiye tarafının ABD ile görüşmelerde ön şartları kabul etmiyoruz dediğini aktardı. Transatlantik programında Ömer Taşpınar, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin vize krizinin gidişatını değerlendirdi. Her ne kadar böyle bir teknik bir mesele gibi gösterilse de aslında çok ciddi bir kriz. Yani Amerika'nın attığı adım bana göre müsteşar yardımcısı seviyesinde bir ziyaretle rayına korulabilecek bir kriz değil bu. Yani Amerika'nın attığı adım çok geniş kapsamlı bir adımdı. Bu bütün vizeleri yasaklamak. Şimdi ondan birazcık olsun taviz verdiler. Fakat genelde böyle bir adım atıyorsa Amerika, bu adım karşılığında ciddi bir şey bekleyecektir Amerika Türkiye'den. Yani Türkiye'den ciddi bir taviz bekliyor. Ve bu taviz bizim elemanlarımızı avukatlarıyla görüştürün. Bizim konsolosluklarda çalışanların neyle suçlandığını bilmek istiyoruz gibi bir taviz değil. Yani bu taviz değil. Zaten yapılması gereken bu. Yani bu kişilerin neyle suçlandığının açık açık söylenmesi ve avukatlarıyla görüşmeleri zaten olması gereken. Bana göre Amerika masaya güçlü geliyor şu anda. Çünkü Türkiye'de bir sessizlik var bu konuda. Hükümete yakın basın organları da, yayınlarda, televizyonlarda fazla konuşmuyorlar. Çünkü bu krizi fazla büyütmek istemiyorlar. Niye? Çünkü ekonomiyi etkileyebilir. Türkiye'nin imajını son derece negatif bir şekilde etkileyebilir. Bunun üstünü örtmeye çalışıyorlar. Ama buradan zaten anlıyoruz ki kriz oldukça büyük.
Yani kolay kolay teknik seviyede bana göre Türkiye ciddi bir taviz vermeden atlatılabilecek bir kriz değil. Ve ucu zarraba dokunuyor olabilir. Yani Türkiye açısından zarrab önemli. Amerika açısından yani zarrabın ben çok önemli olduğunu zannetmiyorum. Amerika açısından daha önemli olan şey bana göre Amerikan vatandaşı bir kişinin ki burada Türk vatandaşlığı olmayan, çifte vatandaş olmayan sadece Amerikan vatandaşı olup da hapiste olan en önemli kişi tabii ki rahip Andrew Brunson. Onun hapisten çıkması. Bu Trump için de, Mike Pence için de, başkan yardımcısı için de çok önemli. O nedenle ben bu krizin aslında bir gizli diplomasiyle halledilebileceğini düşünüyorum. O gizli diplomaside de bakan seviyesinde hatta başkan seviyesinde bir diyalog olmalı ve Türkiye bu rahibin serbest bırakılacağı konusunda bir taahhüt vermeli. Global Witness ve Guardian ortaklaşa bir çalışma ile öldürülen ve eylemler sırasında hayatını kaybeden çevre aktivistleri hakkında bir kayıt ve haber sistemi oluşturdu. Çalışmanın ilk sonuçlarına göre sadece 2016 yılında en az 201 çevre aktivisti öldürüldü. Çevreciler için en tehlikeli ülkelerin başında Brezilya geliyor. 2015 yılından bu yana Brezilya'da 132 çevre aktivisti öldürüldü. Cinayetlerin birçoğu Amazon'daki yasa dışı ağaç kesimine karşı çıkan insanlara karşı işlendi. İkinci sırada ise 75 cinayet ile Filipinler var. Honduras ise ülkeler arasında kişi başına düşen çevreci cinayetleriyle çevreci aktivistler için en tehlikeli ülke konumunda. Çalışmaya göre en ölümcül olaylar madencilik sektöründe karşı yürütülen çevresel eylemler esnasında yaşandı. Ve sadece bir yılda yaklaşık 33 kişi yaşamını yitirdi. Global Witness'ın aktardığına göre ağaç, hidroelektrik santralleri gibi endüstriler de bu şiddetin ortağı alıyorlar. Bilinen cinayetlerin çoğu ise dağ köylerinde ve yağmur ormanlarına yakın yerlerde yaşanıyor. Yerli topluluklar hedef alınıyor. Yapılan çalışmanın detaylarında ise 9 Mayıs 2017 tarihinde Antalya Finike'de öldürülen iki çevre aktivisti Ali ve Aysin Büyük Nohutçu çiftine de yer verilmiş. Ali Ulvi Büyük Nohutçu, Antalya Finike'de maden ocaklarına karşı açtığı davalar ve yaptığı eylemlerle biliniyordu. Şırnak'ta kömür ocakları bölgesinde dün meydana gelen göçük sonrasında 7 işçi hayatını kaybetti. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın göçükle ilgili soruşturma başlatmasının ardından firma sahibi ve 2 çalışan gözaltına alındı. Göçük bölgesindeki kurtarma çalışmalarında 6 işçi göçük altında yaralı olarak çıkarıldı. Yaralanan 6 işçi Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yılmaz Mağrur, Mesut Mağrur, Mehmet İzer, Sekban Üstün, Yüksel Uğur ve Vedat Özden hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde ise Abdullah Kayaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Göçükte yaralanan Sıddık Kabağ'ın hastanede tedavisi sürüyor ve ciddiyetini koruyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ruhsatsız olduğunu açıkladığı madenle ilgili Şırnak Valiliği de kömür ocağının 2013 yılında bakanlık tarafından kapatıldığını ifade etti. Göçük altında kalarak yaşamını yitiren Sekban Üstün vasiyeti üzerine Cizre'de sokağa çıkma yasakları arasında Bodrum'da hayatını kaybeden kardeşi Gülistan Eylem Üstün'ün yanına defnedildi. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı göçükle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında firma sahibi ve 2 çalışan gözaltına alındı. Şırnak'ta 7 işçinin yaşamını yitirmesinin ardından CHP maden bölgesine heyet gönderme kararı aldı. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu bugün Şırnak'a giderek incelemelerde bulunacak ve aile ve yetkililerle görüşmeler gerçekleştirecek. Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Başkanı Oya Özarslan derneğin çalışmalarını arkadaşımız Murat Aksoy'a anlattı. Bir tür öğrenilmiş çaresizlik var. Sanki bir şey olmayacak, değişmeyecek gibi bir şey. Hiçbir şekilde değişmez gibi. Ben bir şey yapmak isterim. Aslında çok yapmak isterim ama yapamam. Hani biraz tehlikeli olur belki bu konuda
çalışmak. İşte birisini şikayet etsem başıma bir şey gelir filan diyor. Halbuki yani tamamen işte dediğim gibi adaletsizlik, haksızlıkla ilgili bir hususla karşılaştığında, hem de bir yandan da hiç ahlaki konuya hiç girmiyorum bile. Yani ne kadar temel ahlaki bir problem olduğuna hiç girmiyorum bile ama bunu şikayet etmekle ilgili kaygılar yaşıyor insanlar. Gördük şeyde, ankette, anketin sonuçlarında ki iki sene üst üste yaptık bunu ve birbirini de aslında çok besleyen sonuçlar geldi. Bunlar iyi işaretler değil. Yani şu geçtiğimiz günleri biraz olağanüstü günler olarak değerlendirirsek, eğer geleceğe ilişkin bir umut taşımak istiyorsak, bunun olması lazım. İnsanların hakkını arayabilmesi lazım. İnsanların değişebileceğine bir şeyin inanması lazım. Ve şu anda bunu görmüyoruz. Popüler programında Sevim Gözay'ın konukları Seçkin Selvi ve Can Öz, Paul Auster'ın son kitabı 4-3-2-1 ve çeviri sürecini anlattılar. Tabii üslubunu aldıkça bir kolaylık getiriyor ama bazen bu kitapta olduğu gibi coşuyor. Mesela bir sayfalık cümleler yazıyor. O biraz zorluyor çünkü yazarın üslubuna dokunmamak gerekir. Yani yazara saygı, ayrıca okura saygı. Çünkü o yazar yapan üslubu. Evet. Onu bozduğunuz zaman, ki ben ona benzer çeviriler görüyorum, içinden çıkabileceği cümleleri bölüyorlar. O yazar olmaktan çıkıyor, çevirmenin üslubu oluyor sadece. Ve 9 ay sürmüş bu kitabı çevirmek. 1157 sayfa mıydı, ne kadardı? 1127. Evet, 1127 sayfa, 9 ay. Aslında daha önce bir tane ama bu arada bir domuz gri ve bir zatürre geçirdim ben. Çok geçmiş olsun. Altıda, ben aynı zamanda editörüm, aldı kitabın da editörlüğünü yaptım. Ha, arada. Evet, yoksa daha ayda. Önce biterdi. Yani nasıl bir 9 ay? Hani bu kitap için ne kadar çalıştınız o 9 ay içerisinde? Nasıl bir tempoyla? Şöyle bir şey, ben şimdi full time yayın evinde çalıştığım için ancak geceleri çalışıyorum. Ve hafta sonları. Evet. Onun için o kadar sürdü. Ay, müthiş bir tempo. Peki. Seçkin Hanım'ın tabii toplamda zaten çeviri sayısı 167. Yani. 167. Bir de o var değil mi? 167. kitabınız. Evet. Polos. NBA sezon açılışına Boston Celtics'in yeni transferi Gordon Hayward'ın sakatlandığı andamga vurdu. Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA, 2017-2018 sezonu oynanan iki karşılaşmayla başladı. Boston Celtics'in Cleveland Cavaliers ile oynadığı maçın ilk çeyreğinin 7. dakikasında pota altında rakibiyle rebound mücadelesine giren Gordon Hayward bir anda yerde kaldı ve solaya kırıldı. Salonda bulunan herkesin Boston Celtics'e yeni transfer olan 27 yaşındaki 2.03'lük Hayward'ın yaşadığı ağır sakatlık karşısında üzüntüsü kameralara yansıdı. Karşılaşma anında ve sonrasında binlerce basketbol sever, Hayward'ın sakatlandığı an üzerine üzüntü ve görüşlerini Twitter üzerinden paylaştı. Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçında G grubunda yer alan Beşiktaş, deplasmanda Monaco'yu 2-1 yenerek gruplarda 3'te 3 yapmayı başardı. 30. dakikada Falcao'nun golüyle Monaco önü geçerken Beşiktaş formda golcüsü Cenk Tosun'un 34 ve 54'te attığı gollerle karşılaşmayı galip tamamladı. 9 puanla liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta özellikle Cenk'in performansına Avrupa basınında büyük yer verildi. UEFA Şampiyonlar Ligi G grubunda Porto'yu deplasmanda 3-1, RB Leipzig'i kendi sahasında 2-0 ve Monaco'yu deplasmanda 2-1 mağlup eden siyah beyazlılar 3'te 3 yaparak grup liderliğini sürdürürken aynı zamanda bir de rekora imza attı. Porto Leipzig'i yenerek gruba başlayan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde gruplara 2'de 2 ile başlayan ilk Türk takımı olurken Monaco'yu da mağlup ederek bu seriyi 3 maça çıkardı. Beşiktaş şu anki sonuçları itibariyle UEFA'dan 17.2 milyon dolar alma hakkı kazandı ve havuz gelirlerinden de yaklaşık 20 milyon euro alması bekleniyor. Bir üst tura yükselmesi halinde 6 milyon euro daha kazanacak. Cenk Tosun bu sezonki gol sayısını Şampiyonlar Ligi'nde 3, toplamda 7'ye çıkardı. Ayrıca Beşiktaş formasıyla çıktığı 25. Avrupa Kupası maçında 10. golünü kaydetmiş oldu. Medyascope TV'ye Diyarbakır'dan yaptığı haberlerle katkıda bulunan ve eski bir davadan dolayı tutuklu yargılanan gazeteci Mehmet Çakmakçı'nın tahliyesine karar verildi. Bülteni bu güzel haberle sonlandırmış olalım. Güne bakışın ardından
Rominayt var. Romina Özpekçi'nin konuğu Müfitcan Saçıntı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.